Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Hazır mısın? Şimdi öncelikle rakibimizi de tebrik ediyorum. Onlar da kazanacak basketbol ortaya koydular. Ligin en önemli takımlarından bir tanesine karşı kazandık. Ligin en iddialı, en iyi kadrolarından, en iyi staffına sahip ekiplerinden bir tanesini deplasmanda kazanmak bizim için önemli. Her takımın yaşayacağından biraz fazla bir çıkışlar yaşadık. Bunu söylerken bunun oyuncuların veya sınıfına çok fazla bir ilgisi yok. Elimizde olmayan şartlardan dolayı ama bu galibiyetle birlikte tekrar yeniden bir ivme yakalayıp ligdeki iddialı konumumuzu devam ettireceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Teşekkür ederim. Çok güzel maç oldu bence. İki takımı da tebrik ediyorum. Yani biz de kazandık, onlar da kazandık. Biz kazandık, çok mutluyuz o yüzden. İçinlere gidip bizim bir başlangıcı ihtiyacımız var bugün. Çok iyi başladık sezona. Bir şeyler oldu ama inşallah bu maçtan sonra başımızı kaldık. Yine kurulduğumuzdaki hedefimiz olsun. Çok iyi. Teşekkürler. Sağ olun. Hazırsın değil mi? Öncelikle Kayes takımını kutluyorum. Onlar açısından zor bir periyottan geçiyorlardı. Buradaki maçı kazanmak için büyük direnç gösterdiler. Ve sonunda kazandılar. Onları tebrik ediyorum. Kaybettiğimiz için tabii ki çok üzgünüz ama şöyle açıdan da bakılabilir. Biz 10 maç evde arka arkaya kazandıktan sonra Kayes gibi bu ligin en potansiyelli kadrosuna son topun ucu ribandında ve bir sayıyla maçı kaybettik. Yani aslında o ucu ribandını vermesek belki de maçı biz kazanmıştık ya da son topta skor yapabilseydik biz kazanmıştık. Yani Petkin takımı playoff'u hak ettiğini bu maçta bir kez daha gösterdi. Şimdi önümüzde deplasman ağırlıklı bir fikstür var. Elimizden geldiği kadar maksimum sayıda deplasmanda kazanıp hak ettiğimize inandığım, bizim ekibin mutlaka olması gerektiğine inandığım playoff bandında olmak istiyoruz. Ondan sonra başta bir deplasman olmak üzere önümüze bakacağız. Bir sorun var. Şimdi 2000 senelerinde Ali Ağa'da bir basketbol şehriydi. Siz geldiğinizde bu yana Ali Ağa basketbol şehirlerini yeniden canlandırmaya çalıştınız. Potansiyel yeterli mi yani buradaki daha fazla seyirci? Şimdi daha önceki yıllarda Süper Lig'de olduğu zaman Ali Ağa zaten Süper Lig'i kaldırabilecek seyirci ve organizasyon potansiyeli olduğunu göstermişti. Ama ondan sonra ligden düşülmesi ve ligde alınan dereceler diyeyim, geçen sene benim geldiğim noktaya da olan derecelerle dahil olmak üzere çok tatminkar değildi. Ama işte geçen sene ikinci devre itibariyle bir çıkış yapıldı. Bu sezonda bu çok ağırlıklı deplasmanla sezona başlayıp istediğimiz sonuçlar alınmadı ama ondan sonra dediğim gibi bu maçta olduğu gibi çocuklar bütün eforlarını ortaya koydular. Zaten Ali Ağa seyircisi de istediği bu. Maçtan sonra kaybetmemize rağmen bizi türbüne çağırdılar. Dolayısıyla onlar da emek veren, mücadele eden basketbolun değerini biliyorlar. Bizim onlara ihtiyacımız var. Bunu baştan beri söylüyorum. Ben daha da fazla yani tüm türbünlerin dolması gerektiğine inanıyorum. Çünkü ortada mücadele eden basketbol adına keyif veren bir takım var. Bizim onlara ihtiyacımız var. Onların da bizi desteklemesini istiyoruz. Bütün vatandaşlar sizin arkanızda oluyor. Çünkü dışarıda yani o şekilde destekleri var. Yani zor durumda. Teşekkürler. Hayır. Maçı baştan da çok mücadele var. Bakın maçın son anında verdiğimiz cümlelerden çıkardık. Mağlubiyetten sonra önümüzde Lauf için çok zor deplasmanlar olacak. Bunların hepsinden maçın bir kısmına verdiğimizden direncin aynısını verip bunu sürekli hale getirip alışkanlık hale getirmemiz gerekiyor. Bu kadar soru. Çok teşekkürler.